Değerli izleyiciler, bitki uzmanı herbalist İbrahim Gökçek ile birlikte şifalı bitkilerden bahsediyoruz. Alerji ve kurdeşen hakkında konuşacağız. Sayın Gökçek, hoş geldiniz. Hürmetler, hoş bulduk. Alerji ve kurdeşen nedir? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Alerji ve kurdeşen maalesef günümüzde hızla yayılan ve çoğalan bir rahatsızlık. Almanya'da insanların %30'unda alerji var. Eskiden İngiltere'nin olan bir Macau adası, Çin'e yakın, Çin sınırında küçük bir ada. Hiçbir insanda alerji yokken 30 yıl önce insanlar orada araştırmışlar. Şimdi insanların %50'sinde alerji var. Yani insanlık sanayileştikçe endüstri, beslenme, çevre, aşırı ilaç kullanma, kimyasal ilaçlar, beslenme şekillerinin sağlık, yaşam şartları değişmez, değiştiği halde. Yani insanın iyileşeceğini modernleşirken daha çok hastalanıyor. Macau Adası'ndaki insanlarda 30 yıl önce hiç kimsede alerji yokken bugün insanların, milyonlarca insanın yarısı alerji hastası. Almanya'da 30 milyona yakın alerji hastası var. İlkbaharda başlıyorlar doktora gitmeye. Şubat'ta fındıklar çiçek açıyor. 10 Şubat'ta iyi bilirim çünkü kendim 17 yıl alerjiyle yaşadım. Alerji hastaları başlıyorlar doktora gitmeye Eylül'e kadar. Koştur baban koştur. Doktor da bir şey yapamıyor. Ne yapsın? Değil. Amerika, Avrupa, Asya, Afrika. Dünya neresine giderseniz gidin. Her türlü alerjiye karşı doktorunuzun yazacağı iki şey var. Antihistaminik kortizon ilaçlar, bir de antidepresanlar. Başka bir şey yok. Bunlar çözüm mü? Değil. Çünkü alerjiyi tetikleyen nedir? Alerji nedir? Alerjinin oluş sebebini bilmek lazım. Yani histamin yükselmiş, antihistaminik ilaç veya kortizon ilaç dengelemek. Bu çözüm değil ki. Ömür boyu kişi antihistaminik ilaçlar, kortizonlu ilaçlar alırsa ne olur? Bu aldığı ilaçlar sentetik olduğu için bünye buna uymuyor. Bunu toksik madde olarak algılıyor ve bünyeye büyük tahribatlara sebep oluyor. Böbrek üstü bezeleri kortizon salgılıyor. Bize zarar oluyor mu? Olmuyor. Mastenin ana hücreleri histamin salgılıyor. Bize zarar oluyor mu? Olmuyor. Vücudumuza zaten bir histamin, kortizon salgılanıyor. Bizim vücudumuzun, insan vücudunun salgılanmış olduğu histaminle kortizon kişiye zarar olmuyor. Fakat sentetik olarak mesela bir ara rahmetli Ecevit'e yoğun oranda kortizon verdiler. Adamcağız sadece Rahşan Ecevit'i hatırlıyordu. Öbürlerinin Hüsamettin Özkuhan'ı bile tanımıyordu. Hiç kimse tanımıyordu. Bu kim diyordu? Sadece onu tanıyordu. Hafıza gidiyor bir. Özel asansör yaptılar. Kemikleri kırılmasın, cam kemik oldu. Kemikler, merdiven çıksa kemikler kırılıyor. Ödem oluştu, yüzü şişti. Deri inceliyor, kemik inceliyor, hafıza gidiyor, depresyona sebep oluyor. Kortizonun sebep olduğu hastalıkları yazmak için şöyle bir kitap yazmak lazım. Zaten öyle bir kitap var. Ben Almanya'dan gelirken getirdim. İlaçların yan tesirleri ve zararları diye böyle bir kitap var. Amerika Birleşik Devletleri'nde 180 bin kişi ilaçlardan ölüyor. Almanya'da 35 bin, İngiltere'de 30 bin kişi yılda kimyasal ilaçların yan tesirlerinden ölüyor. Ama buna rağmen kimyasal ilaçların üretimi durdurulmuyor, hızla üretiliyor. Almanya'da 1960 ile 70 yıllar arasında, şimdi ismi yasaklandığı için ismi söyleyeceğim bir ilaç kullandı bayanlar, adet öncesi. Ağrı ve sızıları azaltmak için Contagan denen. Bu ilacı kullanan bütün bayanların çocukları özürlü doğdu. Ama nasıl özürlü? %100 kolsuz, bacaksız veya kafa %100 özürlü. Spastik özürlü. Ve 11 sene
Alman toplumu medyada bunun üzerinde durdu. Televizyonlar, gazeteler, radyolar sürekli bu konunun üzerine gittiler ve insanlar aydınlandı. Ya demek ki ilaçların yan tesiri çok büyük. Ve orada bitkisel ilaçlara yöneldi. Şimdi eczanede Almanya'da satılan ilaçların %80'i bitkisel. Türkiye'de %1 bile değil. Almanya'da eczanede satılan ilaçların %80'i bitkisel. Bütün Avrupa'da üretilen ilaçların %45'ini Almanlar üretiyor. Biz dünyada bitki örtüsü bakımından en zengin ikinci ülkeyiz. Her şeyimiz var. Evet. Ama bitki tanımıyoruz. Bu bitkileri tanımak için 27 yıl mücadele ederek çok yoğun bir araştırma sonucunda 3 ciltlik kitap yazdım. Yazmış olduğum bu kitapta 1000'den fazla bitkinin fotoğrafı ve çeşitli hastalıkların tedavi yöntemleri, klinik araştırmalar vesaire hepsi içerisinde. Alerjinin neden ortaya çıktığı anlaşılmadığından, teşhis edilemediğinden tedavisi yönünde de bir çalışma yapılmıyor. Neden alerji ortaya çıkıyor? Histamin. Peki histaminin yükselmesini tetikleyen faktör ne? Bünyemizdeki hormon dengesizliklerini, özellikle histaminin yükselmesini tetikleyen domino taşı gibi bir enzim. Yani bu şu. İnce bağırsak normal olarak günde 3 ila 4 litre sindirim salgısı salgılar. Bu sindirim salgılarından biri de bizim için önemli olan alerji için burada diaminooksidaz isimli enzim. Bu enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir, alerji ortaya çıkar. Olay bu kadar basit. Enzimi tekrar kaliteli salgılanır hale getirmek gerekir. Nasıl yapacaksınız? Peki bu enzimin azalmasının sebep ne? Bağırsak yanıyor, kavruluyor. Neden bağırsak yanıyor, kavruluyor? Domino taşının bir diğer taşı bu. Neden bağırsak yanıyor, kavruluyor da enzim salgılayamıyor? Çünkü bağırsaklara mantar yerleşiyor. Neden yerleşiyor? Antibiyotik, ağrı kesici vesaireden dolayı. Kimyasal ilaç kullanan herkesin bağırsaklarındaki mantarlar hızla yayılıyor. Çünkü kimyasal ilaçlar faydalı bakterileri yok ediyor. Faydalı bakteriler yok olursa yerine zararlı bakteri ve mantarlar yerleşir. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa yeterli enzim salgılayamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı yükselir. Histamin oranı yükselirse alerji ortaya çıkar. O halde ne yapmak gerekir? Bağırsaklardaki mantarları ve zararlı bakterileri yok edeceksiniz ki tekrar faydalı bakteriler çoğalsın. Faydalı bakteriler çoğalırsa enzimin oranı da çoğalır. Ben bu olayı çözebilmek için 17 yıl üzerimde deneyler yaptım. Galfimia glauca denen bir bitkiyi denedim. Lufa operculata denen bir bitkiyi denedim. Lobelia inflata denen bir bitkiyi denedim. Ben kendi üzerimde yüzlerce bitki denedim. En sonunda işte bu mucizevi bitkiyi buldum. Nedir bu mucizevi bitki? Lahana. Neden lahana mucizevi bir bitki? Çünkü hiçbir bitkide olmayan bir özelliğe sahip. Lahana, Lactobacillus ve Bifidobacteriler içerir. 400 çeşit element, vitamin, mineral, enzim vesaire içerir. Fakat bizi ilgilendiren burada faydalı bakteri içermesi. Kişi bunu içtiği zaman ne oluyor? Bağırsaklarındaki faydalı bakteri çoğalıyor. Zararlı bakteri mantar azalıyor. Bağırsaklar kendini yeniliyor, yeterli veya kaliteli enzim salgılar hale geliyor. O zaman histamin oranı tekrar normale dönüyor. Çünkü histamini dengeleyen enzim oranı artıyor. Bu olayı 17 yıl bu konuda araştırma yaparak çözdüm. 17 yıl her türlü alerjiyi tedavi etmek mümkün. Ben önce 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüğümde et yemez oldum. Et yediğim zaman uyuz gibi kaşındım. O doktor, bu doktor, şu doktor, antihistaminik kortizonlu ilaçlar. 1-2 hafta kortizon kullandım. O ben 15-20 saat okuyup yazan bir insanken 10 dakika kitaba bakamaz oldum.
Baktım ki bu kortizonlu haplar vesaire beni perişan edecek. Ben buna bir çözüm bulmalıyım dedim. Beni tanıyan dostlarım dediler ki ya herkesi tedavi ediyorum, kendini tedavi edemiyorsun. İşte terzi kendi sökünü dikemezmiş, bir şeyler söylediler. Evet. Dedim ben çözerim, ben çözerim. Ben çözerim dedim ama ben çözerim demem, o iddia, o inat benim 17 yılıma sebep oldu. 17 yıl sonra alerji tedavi edecek ürünleri ürettim. 17 yıl. Sadece alerjiyle ilgili çalışmam 17 yıl, romatizma ile ilgili çalışmam 4 yılımı aldım. 30 yıldır bu işteyim. Şimdi uyuz gibi kaşınıyordum. O doktor, bu doktor, şu doktor dedi ki doktorun biri inek eti, koyun eti yiyemiyorsan domuz eti ye dedi. Bir de onu dedi. Ya dedim ben Müslümanım. Ayrıca fark etmez. O da alerji yapıyor. Ben yemem onun bir şey ama her şeyi alerji yapıyor. Ben onu yemem ama o da yapar. Çünkü o da nihayetinde bize göre haram ama nihayetinde et kötü bir et, köpek eti de olsa, domuz eti de olsa ettir. Yapısı farklı olsa da o da alerji yapar. Bir yıl sonra polen alerjisine yakalandım. Önce Nisan'da bir hafta, bir yıl sonra Nisan'ın tamamı, iki yıl sonra Mart, Nisan, Mayıs, üç, dört yıl sonra Şubat'ta başladı. 10 Şubat'tan itibaren fındıklar çiçek açmaya başladı mı? Haziran, Temmuz gitti. 6 ay kapı pencere açamıyorum, dışarı çıkamıyordum. İlaç, 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 ilaç. Hiçbir şey ifade etmiyor. Araştırıyorum. Şimdi gözlerim kıpkırmızı, burnum akıyor. Oturma çalışma alsam böyle her taraf selpak mendil dolu. Adım atamıyorum dışarı. Mahkum gibiyim evde. Dışarı çıksam tozlardan, çiçek tozları, polen alerjisi. İnce kabuklu meyve, elma, armut, kiraz, vişne yiyemiyorum. Yani hem besin alerjisi hem polen alerjisi. Sonra panik atak başladı. Neden? Bağırsaklarda mantarların ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik maddeyi bağırsaklar emiyor. Bir insanın bağırsağı top sahasının yarısı kadar. 350 metrekare. Aynı halı gibi düşünün. Burada kanallar var 2 milyar. Emiyorlar besinlerdeki vitamin, mineral, enzim. Nereye gidiyor? Karaciğere. Karaciğer ne yapıyor? Arıtmaya çalışıyor. Neyle? Vitaminle. B6, B12 vitamini, folik asitle. Karaciğer arıtamazsa bu toksik maddeleri ne oluyor? Kanda dolaşan toksik madde beyne etki yapıyor ve bütün hormon dengeleri bozuluyor. Panik atak başladı ve sabaha kadar evin içinde dolanıp uyuyamıyordum. Böyle dolan dolan yorgun düşürdüm. Sabah namazına doğru anca yatabiliyordum 1-2 saat. Hamdolsun 17 yıl sonra bu tonikle birlikte polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, sedef, seboroik eksem, faranjit, akne inverse, insetiyal sistit, kronik böbrek etmesi. Mantarların sebep olmuş olduğu her türlü hastalığı çok şükür yendim. İsteyen herkesle her zaman her yerde iddiaya da varım. İksirin özelliği ise damarlar açar. Neden bu çok önemli? Damarlardaki yağlanma, daralma, sertleşme yönler, miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritir. İksir çok önemli çünkü kılcal damarların en uç noktadaki kılcal damarlar tek bir tabakadan oluşur ve çok incedir. O kılcal damarın içerisinde makrofajın hareket edebilmesi için yani bakteri, virüs ve mantarları yok eden makrofaj denen mikropları öldüren bir element var. Bağışıklık sistemi. Bu orada hareket edebilmesi için kılcal damarların elastik olması gerekir. Yağlanma, daralma, sertleşme olmuşsa makrofaj hareket edemez, mikropları yok edemez. İksir kullandığı zaman kişi damarlar tekrar temizlenir, arınır, plaktan, cüruhtan, cerrahten. Bir insanda ortalama 100 bin kilometre uzun damar var. Dünyayı 2,5 defa dolanacak kadar. İksir kullandığı zaman damarlar açılır. Damarlar açıldı mı? Bağışıklık sistemi %100 bir güçle
çalışır. İnsanların kalbi, bazı insanların kalbi %80, bazı insanlarınki %60, bazılarınki %40 çalışıyor, bazılarınki %20 çalışıyor. Kalbin ve damarların fonksiyonunu bu ürünlerle yavaş yavaş güçlendirdi mi, bağışıklık sistemi de güçlendiriyor. Artı özel bir çayımız var. Bu özel çay her türlü kist, nodül, yağ bezi, tümörü eritir. Evet. Şimdi alerjiye karşı da artı kimyon karışımlı özel bir çayımız var. Frenk kimyonu, sinilot, sarı kantaron, ada çayı, kekik, civan perçemi. Bu da şimdi X tonik kullandığı zaman kişi bağırsaktaki mantarlar yavaş yavaş söküldükçe mantarlar daha agresif, daha çok gaz üretir. Bu da kişide şişkinliğe sebep olur. Yani bazı insanlar diyor ki ben diyor tonik kullanıyorum ama gaz yapıyor. Aslında tonik gaz yapmıyor. Bağırsaktaki mantarlar sökülürken daha fazla gaz üretiyor. O zaman devreye çay giriyor. Bu çayı içtiğinde bağırsaklarda oluşan gazı emer. Sünger gibi. Ve bu gazı emerek kişiyi rahatlatır. Çünkü bağırsaklarda gaz olursa ne olur? Karaciğer, pankreas, mide yukarı doğru sıkışır. Sıkıştırır diyaframı. Diyafram da akciğeri büzer. Akciğer de kalbi. Vatandaş rahatsız olur. Kalbine böyle bıçak saplanıyormuş gibi bir ağrı hisseder. Aslında kalbinde bir problem yok. Akciğerinde bir problem yok. Midede, karaciğerde, pankreaste problem yok. Problem bağırsakta. Mantarların üretmiş olduğu gaz bütün organları sağa sola sıkıştırır. Nefes almasını, adım atmasını dahi önler. Yıllar önce işte bu ürünleri bulmadan önce doktora gittiğimde kardiyolojiye dedim nefes alamıyorum. Kalbime böyle bıçak batıyormuş gibi bir his. Yemek yedikten sonra özellikle de hamurlu tatlı, pirinç pilavı vesaire. Yani gözetim altına aldılar 24 saat. Bir alete taktılar vesaire. Dediler ki kalbinde, damarlarında hiçbir şey yok. Bu gastroloji ile ilgili bir durum. Yaptığım araştırmada bağırsaktaki mantarların üretmiş olduğu etan, metan, butan gibi gazların bütün organları sıkıştırdığını, içeride oluşan basınç, diyaframı, diyafram, akciğeri, akciğer, kalbi sıkıştırır. Vatandaş kalp hastasıyım zanneder. Halbuki kalple hiç ilgisi yok. Bağırsaktaki mantarı tedavi ettiğiniz zaman bütün hastalıklar geçer. Bazen duyarsınız, televizyonlarda duymuşsunuzdur. Halkalı çöplüğü havaya uçtu. Halkalı çöplüğü havaya uçtu. Üstündeki 7-8 katlı binayı da havaya uçurdu. Nasıl uçuruyor? Çünkü orada besin artıkları çöplükteki mantarlar onu etan, metan, butan gibi gaza dönüştürüyor. Gazlar sıkışıyor, sıkışıyor ve belli bir noktada büyük bir basınçla patlıyor. İşte bizim içimizde de, bağırsağımızda da mantarlar üretmiş olduğu gazlar bazı insanları böyle davul gibi yapıyor, şişiriyor. Hiçbir şey yemiyorum ama diyor, karnım davul gibi şiş. Neden? Mantarlar gaz üretiyor. Artı bizim böyle özel bir ozon yağımız var. Bunu kullandığı zaman kişi bağırsaklarda mantarların yaşam alanını yok eder. Çünkü ozon mantarın membranını eritir. Bir diğer önemli alerji rahatsızlığı ise atopik eksem. Bu da mantar sebep olur. Bununla ilgili Almanya'nın Saarland eyaletinde Profesör Doktor Günter Wiese araştırma yapmış. 95 çocukta bunun sebebinin mantar olduğunu tespit ediyor ve Laden gülüyle Türkiye'de de yetişir. Bizim ürünlerin içerisinde burada da var. Laden gülü çayı kullandığı zaman atopik eksem, sulu, kabarcıklı, nörodermatizm de denir. Kabarcıklı, kaşıntılı, alerjik bir rahatsızlık ekseme. Bunu tedavi etmek mümkün. Zaten Almanya'da bunu tedavi etmişler. Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde dağlar, taşlar, milyonlarca ton laden gülü var. Fakat Türkiye'de laden gülünü tanıyan yok. Ben bir tanıdığımı anlattım bunu. Dedi ki ben onu tanıyorum, giderim, bulurum, alırım, toplarım, çayını içerim dedi. Kendisi de Antalyalı. Gitmiş, laden gülü toplayacağı yere sarmaşık
çit sarmaşığı toplamış, çayını içmiş. Ailede 10 kişi zehirlenmiş. Hastaneye kaldırmışlar, bağırsaklarını yıkamışlar. Midelerini, bağırsaklarını. Şimdi bitkiyi iyi tanımak lazım. Bitkiyi tanımadan kişi gider de dağdan taştan bitki toplarsa veyahut da burada mesela diyor ki ada çayı. 83 çeşit ada çayı var. Hangi ada çayı? Salvia officinalis. Salvia officinalis Türkiye'de yetiştiren bir kişi var. Başka yok. Bütün aktarlarda satılan ada çayı Salvia officinalis değil. Yani bizim aradığımız şifalı ada çayı yok. Ne alacaksınız? Salvia triloba satılır. Salvia officinalis yerine. Salvia trilobanın yani loplu ada çayının bir etkisi var mı? Yok. Neden satılır Türkiye'de etkisi olmayan bir bitki ben anlamıyorum. Kurdeşen çok ağır kurdeşen hastamız bundan 4 sene önce bize geldi. Ali abi. Adamcağız böyle kaşıyor. Kaşıdığı yerleri karnında orası burası kabarmış hep. Böyle kırmızı kırmızı her tarafı kaplamış. Bazılarında nokta nokta olur. Bazılarında böyle her tarafı kabarmış şekilde. Bu kabarıklık 15-20 dakika sürüyor. Sonra geçiyor. Sonra bazen bir gün sonra, bazen aynı gün tekrar kaşıntı kabarma oluyor. Bazı insanların da anjiyödem de oluyor kurdeşenle birlikte. Bir bakıyorsun gözü kapağı böyle şişiyor, gözünü kapıyor diyor. Bir bakıyorsun dudağı şişiyor, dudağı sarkıyor. Böyle dudak aşağıda geziyor. Yani bu dudak daha buralarda geziyor. Bazıların boğazında şişir. Allah korusun boğazda anjiyödem olursa nefes alamadan öbür dünyaya gidebilir. Çok tehlikeli. Acele yetişmezse. Bu gibi durumlarda mutlaka antihistaminik bulundurmak gerekir zor durumlarda. Bizim ürünleri kullandıktan sonra kişi yavaş yavaş alerjiden kurtulur. Fakat tamamen alerjiyi atlatmadan bir kişi antihistaminik ve kortizonlu ilaçları çöpe atmamalı. Her ihtimale karşı bir yerde bulundurmalı. Çünkü bizim ürünler bugünden yarına tedavi edici değil. Ali abi ben dedim iki defa hastanede yatmış. Kurdeşenden dolayı antihistaminik kortizonlu ilaçlar kullanmış. Ve kullanmış olduğu ilaçlar onu perişan etmiş. Üçüncü defa tekrar doktoru hastaneye yatmasını göndermiş hastaneye yatması için. Bana geldi. Dedim ki tedavi ederiz ama tedavi 3 ayda sürebilir, 4 ayda sürebilir. Bu konuda kesin bir şey söylemeyeceğim. Tedavi süreci değişebilir. Bu muhterem zat bizim ürünleri kullandı. 35 gün sonra dedi ki artık ben kullanmıyorum. Neden? Hiçbir şeyim kalmadı. Sadece eli böyle hafif titremesi vardı. Buna karşı bir ürünün var mı dedi. Var. Hamdolsun o rahatsızlığını tedavi ettim. Bir asker Asteğmen Gata'da kurdeşine yakalanmış. Gata'da üzerinde 6 ay kimyasal ilaç denemişler adamcağızın. Geldi bana dedi ki ya doktorla çözüm bulamıyor, alerjiye sen çözüm buluyorsun dedi. Nasıl buluyorsun dedi. Dedim ben yaşadım. Nasrettin Hoca gibi damdan düşen benim. Ben bilmeliyim dedim. 17 yıl bu acıyı ben kendim yaşadım. Evde deli gibi dolandım. 6 ay kapı pencere açamadım. Mahkum gibi yaşadım. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem ve panik atak hepsini yaşadım. Ya yine de inanmıyorum dedi. Ne yapayım dedim inanmıyorsan. Tedavi ettiğin birini bana söyle, gideyim onunla konuşayım. Ali abiyle git konuş dedim. O da 40 kilometre ötede Bahçeşehir'de oturuyor. Tamam dedi, istersen 100 kilometre olsun, ben giderim dedi. Hastayım çünkü, ilaç kullanmak istemiyorum dedi. Gitti, konuştu. 2-3 saat sonra geldi. Raporlarını gördüm, inandım dedi. Deste rapor, hepsi nerede, hangi hastanede yatmış, neler kullanmış ve bizim ürünü kullandıktan sonra İG değerleri tamamen normal, her şey normal, dört dörtlük. İnandım size dedi, başlayın ben de. Dedim ki yalnız şu var, Ali abi 35 günde iyileşti, siz de 35 günde iyileşeceksin diye bir şart yok. Tedavi süreci bünyeden bünyeye, kişiden kişiye değişir. Sizde 3 ay sürebilir, 4 ay sürebilir. Bu nedenle panik olmak yok. Neden 35 gün iyileştirmedim diye kapıma gelmek yok dedim. Tamam dedim. Aldı bizim ürünleri. 35 gün geçti dedi ki söylediğini unut herhalde. Ben neden iyileşmedim? Dedim ki ben söyledim. Her bünye farklı. Tamam dedim.
70 gün sonra dedik artık ben de kullanmak istemiyorum. Artık hiçbir şeyim kalmadı. 70 günde kurdeşeni yendik. Burada mesela 40 günde iyileşenler var bizim raporlarda. 50 günde iyileşenler var. Enver Bey var. Belçika'da. Bursalı. Bu Arapça kitapları İngilizceye, Almancaya, Hollanda diline, Flemenkçeye vesaire tercüme ediyor. Bir ekibi var, kitap evi var. Fakat adamcağızda alerji var, polen alerjisi var, besin alerjisi var. Türkiye'ye uçta iyi rahatlıyor. Belçika'ya uçta hava kirliliğinden dolayı hastalanıyor. Mısır'a uçması lazım, Suudi Arabistan'a uçması lazım. Sürekli yolda, fakat sürekli hastalanıyor. Beni aradı dedi ki İbrahim Bey gerçekten tedavi ediyor musun? Ediyoruz. Tamam dedi geldi. Bizim ürünleri aldı, kullandı. Birkaç ay sonra hiçbir şey kalmadı. Şimdi bunun bir Arap dostu var. Ebu El Mansur bilmem ne kuvvetli. Bu buraya izine gelmiş. Tabii yatamamış alerjiden dolayı. Sabah namazından sonra Allah'ım beni kurtar bu rahat hastalıklardan diye dua etmiş, etmiş. Dua ederken aklına Enver Bey arkadaşı gelmiş. Hemen uğramış. Demiş ki ya dua ederken aklıma sen geldin. Seni arıyorum demiş. Vallahi iyi ki aradın demiş. Çünkü ben de çözümünü buldum. Gökçek iksir, gökçek tonik, gökçek çay harmanları kullandım. Hiçbir şeyim kalmadı. Ver o adama adresini demiş. Adresi aldı. Bir de baktım. Erkenden geldiler. Bunlara işte anlattılar. Çocuklarının şu hastalığı var vesaire vesaire. İksir, tonik, tentür. Onlar aldılar. Kuvvete götürdüler. Kuvvette şimdi bizim bayimiz gibi. Orada hasta olduğu zaman biz buradan oraya gidenlerle ürünler gönderiyoruz. Bütün ailesinin problemlerini hallettik çok şükür. Yani bağırsak florası düzelmedikçe, bağırsaktaki faydalı bakteriler artmadıkça, enzim oranı düzelmedikçe, histamin oranı düşmez. Histamin oranı düşmediği sürece alerjiden kurtulamazsınız. Ve alerjiye karşı kullanılan her türlü ilaç, antihistaminik, kortizon ilaçlar, antidepresanlar kişiyi sürekli kötüleştirir, asla iyileştirmez. Yan tesiri olan bu ilaçlardan mutlaka kurtulmak gerekir. Bunlardan kurtulabilmek, hastalıklardan kurtulabilmek mümkün. Geç kalmadan ne kadar erken kişi bu ürünlere tedaviye başlarsa o kadar iyi olur. Ha, bizim ürünleri kullandın, iyileştin. Ondan sonra yani sağlıklı beslenmek demek. Beyaz un mamullerine paydos, efendim siyah çay iyi değil, bağırsakları kurutur. Peynir iyi değil, asidoza sebep olur. Asitli ortamda zararlı bakteri ve mantarlar hızla yayılır. Sofra tuzu, rafine edilmiş tuz, ödeme sebep olur, tansiyona sebep olur, damar sertliğine sebep olur. Himalaya tuzu kullanmakta fayda var. Çünkü Himalaya tuzu 84 çeşit mineral içerir, doğaldır. Doğal beslenmek lazım. Doğal beslenmedikçe kişi ve kimyasal ilaç kullandıkça problemler tekrar edebilir. Alerjinin her türünü iksir, tonik, alerji çayı ve ozon yağı artı Himalaya tuzuyla tedavi ederiz. Problem değil. Peki hocam, verdiğiniz bilgiler için size çok teşekkür ediyorum ben. Evet değerli izleyiciler, konumuz alerji ve kurdeşendi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.